Bartın'da 4 gün süren ve hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle 112'ye yapılan başvuru sayısı 2 katına çıktı. Hastaların evlerinden alınması için ekipler zaman zaman UMKE'den yardım aldı. Normal süreçte günde ortalama 60 başvurunun yapıldığı Bartın Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü 4 günde 485 vatandaşa hizmet verdi. ...112 ekiplerinin yaralı hastaları kurtarma çalışmaları da personeller tarafından kaydedildi. Çekilen görüntüler 112'nin çalışma zorluğunu bir kez daha ortaya koydu. Paletli ambulansla 31, UMKE ekibiyle 28 vakaya ulaşıldı. Aynı zamanda 28 diyaliz hastası diyaliz ünitelerine götürüldü. Bartın'da kış günü çıkan yangın bir aileyi evsiz bıraktı. Yüksel Yılmaz'a ait tek katlı evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler hemen yanda bulunan iki katlı eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına köy halkı da destek verdi. Sabah 8 sularında telefonla gelen bir ihbar sonucunda yangın çıktığını duyum aldık. Hemen kolluk kuvvetleri ve itfaiyeleri haber vererek gerekli müdahaleler yapıldı. Ben Ataşehir içerisine geldim zaten. Ben bu tok camından gördüm. Bu taraf komple batıcı ateşteydi. Söndürülen yangında iki evi kullanılamaz hale geldi. Bir evin de çatısı zarar gördü. Evi yanan Mustafa Yılmaz halen daha olayın şokundaydı. Bir ahşap evi 12 metre, bir de onu öbür tarafa. Benim evin yarısı. Sizin mi? Benim evim, yanan benim evim. Kastamonu'nun İlebolu ilçesinde heyelan meydana geldi. 4 evin tedbir amacıyla tahliye edildiği heyelanla ilgili hasar tespit çalışmalarına başlandı. O su günü yatağına indi. İş yerlerini çamur bastı, 11 araç toprak altında kaldı. Heyelan sesini duyan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy ve Belediye Başkanı Engin Uzuner başta olmak üzere afet ve acil durum ekipleri heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. Kaymakam Atasoy yaptıkları incelemeler neticesinde yapacakları çalışmalardan bahsetti. İlçemize meydana gelen heyelanla alakalı sanayi sitesinde heyelanla alakalı olarak geceden beri yaptığımız çalışmalar halen devam ediyor. Devlet su işleri yetkilileri geldi. AFAD şu anda tespitlerini yapıyor. Araçlar yukarıda birazdan çalışmaya başlayacak o tıkanan yerle alakalı olarak. Bartın'da ise etkili olan sağanak yağış ve eriyen kar taşkına neden oldu. Bartın Irmağı'nın su seviyesindeki yükselme nedeniyle Tabanözü ve Alibaş Köprüsü su altında kaldı. Öte yandan Bartın Karabük Karayolu'nun Potbaşı mevkiindeki Koca Çay Çayı'nın su seviyesi yükseldi. Akçalı, Kabagöz, Hasanlar, Fırınlı, Sipahiler ve Epçiler köylerine ulaşımın sağlandığı köprü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın yaşanan taşkın olayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dün akşam ve gece saati 4 itibariyle Kemer Köprü'de 1,5 metre daha vardı köprüye çıkmasına. Şu anda baktık 1 metre civarında kalmış. Bordel Köprüsü'nün altından yağmur suyunun olduğu bölgeden oraya bir yükselme olmuş. Yalnız şu anda limanın önünde açık devam ediyor. Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki çatışmalar devam ediyor. 2 Aralık 2015'te ilan edilen sokağa çıkma yasağının 38. gününe girildi. Bir uzman çavuş da şehit oldu.
Çatışma ve bomba seslerinin eksik olmadığı ilçede son günlerin en yoğun çatışmaları yaşandı. İlçeye çok sayıda asker zırhlı araçlarla sevk edildi. Çıkan çatışmalarda 6 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla askeri hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Askerlerden bir uzman çavuş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Polis ekipleri güvenlik önlemlerinin yoğun olduğu yerlerden geçen araçlarda da arama yaptı. İlçede çatışmalar yer yer sürüyor. Minik kalpler kolları sokak hayvanları için sıvadı. Tek ihtiyaçları olan bir koli, bir tişört ve bir de streç filmdi. Hünerlerini sergileyen öğrenciler kış soğuğuna maruz kalan hayvanlar için yuva yaptı. Her biri büyük özen gösterilerek yapılan el emeği yuvaların üzerine hayvanlar için sloganlar da yazıldı. Çöpçü ve diğer vatandaşların bu yuvaları çöpe atma ihtimaline karşı da çöpe atmayınız yazıldı. Kış mevsimine girdik artık. Hem sokak hayvanlarını da düşündük. Çünkü bir tek biz yokuz. Onların da üşümemesi için onları görüyoruz, üzülüyorlar. Onların da evleri yok bazı hayvanların, sokak hayvanlarının. Bu proje çok güzel, çok eğlenerek yaptık. Tüm arkadaşlarım da böyle düşünüyordur. Ben projeyi yaparken çok eğlendim. Hem eğlendim hem de yaparken sokak hayvanlarını düşünerek yaptık. Tüm Türkiye'nin yapmasını istiyorum. Matematik öğretmeni Fatma Yıldırım çocukların gerçekleştirdiği bu projenin anlamına değindi. Yapması çok kolay. Belki bir 40 dakika, belki bir 50 dakika sürüyor. Herkes bize örnek alırsa, Düzce'de, Türkiye'de birçok yerde bu uygulama yapılırsa çok güzel şeyler elde edilebilir. Yuvalar bitirildi, sırada yuvaları sokağa bırakmak vardı. Öğretmenleri eşliğinde sokağa çıkan çocuklar hem yuvaları hem de mamaları bıraktı. Tabii hayvanları da sevmeyi ihmal etmediler. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen ordulu 26 yaşındaki uzman çavuş Nuh Özdemir için Fatsa ilçesinde teröre tepki yürüyüşü düzenlendi. Çoğunluğu gençlerden oluşan kalabalık, Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle slogan atıp tekbir getirerek yürüyüş yaptı. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Türk'üm diyene, Grup adına konuşan Fatsa Ülke Ocakları Başkanı Uygar Ceylan, teröre tepki gösterdi. İntikam, intikam, düşeriş, karakal, intikam, intikam. Dün son görevimizi yapmak üzere şehidimizi ebedi istinadgahına uğurladık. Geride bıraktığı gözü yaşlı bir eş, 4 ay sonra dünyaya gelecek olan bir evlat, çoraplarına sımsıkı sarılmış bir anne, acılar gene fakir fukaranın ocaklarına düştü. Bu vesileyle 7 ayda 256 şehit verdik, asker ve polis olmak üzere. Devletimizi yönetenlerden şunu istirham ediyoruz. Artık PKK terör örgütünün üzerine kararlılıkla gidilmeli. Neticesi ne olursa olsun bu yara, bu kanser, bu irin tamamıyla yok edilmelidir. Vatanımızın üzerindeki olan bütün kirli emelleri olanların emelleri bertaraf edilmelidir. Ordu'da yurtta kalan 60 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Bazı öğrenciler akşam yemeğinden bir süre sonra fenalaştı. İlk olarak 20 kız öğrenci 112 acil servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Daha sonra yurtta kalan diğer öğrencilerin de mide bulantısı, ishal ve baş dönmesi yaşaması üzerine yurda çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk tedavileri yurtta yapılan öğrenciler daha sonra hastaneye kaldırıldı.
Bu arada yaklaşık 200 öğrencinin aynı yemekten yediği öğrenildi. Engelli başarısına engel olmadı. Samsun'da 33 yaşındaki cam kemik hastası engelli Muammer Koç, çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor. Irmak ve deniz kenarlarından toplanan çakıl taşlarıyla kendi hayatını anlatıyor. Türkiye'nin simgesi haline gelen yapıtların işlenmesini yapan Koç, bütün engellilerin böyle uğraşlar bularak stresten kurtulabileceğini belirtiyor. Taş boyama sanatı, sanatta sınır yoktur ifadesini kullandığım sanatlardan bir tanesi. Irmak kenarındaki düz taşları toplayıp onlara hayat veriyoruz diyebilirim. Seri çalışmaları taşın üstüne, küçük manzara çalışmaları, taş bebek. İşte ben burada kendi yaptığım fotoğrafçılık, ressam, onları dile getirmeye çalıştım. Engelli bir teyze mesela. Her engellinin de yapabileceği bazı şeyler vardır hayatta. İçe kapanıp yaşamaktansa bu tür faaliyetlere katılıp kendi el becerilerini geliştirip moral elde edebilirler. Onun hayata karşı bu azmi birçok kişiye de örnek oluyor. Muhammed Koç'un hayatındaki en büyük hedefi ise Güzel Sanatlar Fakültesini kazanarak resim bölümünde öğrenci olabilmek. Hükümetin yerli otomobil üretmek için attığı adımlar hızlandı. Kurulacak fabrikanın genel koordinatörü olarak bir otomobil firmasının eski CEO'su Orhan Özer seçilmişti. Şimdi de otomobilin üretim yeri açıklandı. Hükümet fabrika için Sakarya'nın Karasu ilçesi İhsaniye Mahallesi'ne karar verdi. Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, yerli otomobilin Karasu'da üretilmesinin ilçeye yapacağı katkılara değindi. Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin ilçemizde üretilmesi özellikle tabii ki ilçemizi gururlandırıyor. Yerli tank, yerli trenden sonra yerli otomobilin de Sakarya'da üretilmesi bizim için bir şans. Bunun Karasu'da üretime geçmesiyle ilçemizin sosyoekonomik ve kültürel yapısının da değişeceğini tahmin ediyorum. Fabrika çalışır çalışmaz hem göç alan bir ilçe oluyor. Şu anda belki de Sakarya'nın en yoğun göç alan ilçesi Karasu. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Kösemul, Sakarya'nın otomotiv sektörüne değinerek Sakarya'nın bu konuda önemli bir il olduğunu ifade etti. Sakarya 1915'te savaşta kullanılmak üzere ilk ahşap arabaları üreten bir il. O günden bugüne de otomotiv konusunda kendini güncelleyen ve çalışan bu konuda hem iş dünyası olarak hem eğitim olarak otomotiv konusunda önemli adımlar attık, önemli faaliyetlerimiz oldu. Önümüzdeki süreçte devrim otomobilinin yarım kalan hikayesinin tamamlanması hedefiyle yerli bir otomobil yapılması gerekiyor. Bununla alakalı böyle bir üretim merkezi varken müteşebbisimiz de bunu değerlendirecek, teşviklerinden istifade etmek üzere inşallah yerli otomobilin Sakarya'da üretilmesini istiyoruz. Karasu halkı da Sakarya'nın yerli otomobil üretim merkezi olmasından oldukça memnun. Hükümetin aldığı bu karardan milli otomobilimizin ilk defa Karasu'da kurulması, biz de bunu sevinçle karşılıyoruz. Karasu İlçemizin ve Sakarya bütün Türkiye için de bir ayrıcalıktır Karasu'da olması. Türk otomotifinin Karasu'ya gelmesi hepimiz için gurur kaynağı olacağına eminim. Ve birçok gençlerimiz tabii ki buradan faydalanacak ve ülkemiz kalkınacak. Adına çok mutluyum. Her türlü de destekliyoruz efendim. Gençler için iş imkanı sağlanacak. Yani köyümüze hayırlı olsun diyorum, inşallah olur diyorum. Önce kar, sonra yağmur, şimdi de şiddetli rüzgar. Tokat'ın Erbaa ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Şiddetli rüzgar sebebiyle gelen rüzgarlarımızda 5 tane evimiz çatıra uçarak hasar gördü. Şu anda sağ olsun belediyemizden ekiplerimiz çalışmakta. Çok şükür can kaybımız yoktur.
Rüzgar sebebiyle 5 evin çatısı uçtu. Ağaçları kökünden söken şiddetli rüzgar elektrik direklerinin de devrilmesine neden oldu. Vatandaş hem şaşkın hem de tedirgin. 2015 tarihiyle 480... Trabzon Ortahisar Belediye Meclisi asgari ücrete yapılan zammın sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin belirlenmesi konusunda etkisini görüştü. Bunun tabi bütçe itibariyle hem finansman açısından hem de kalemi itibariyle ödenek aktarılması açısından düzenleme gerekli. Bu konuda MHP Grup Başkanı Davut Çakıroğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e belediyenin bu yönde gelecek ek yükü nasıl karşılayacağını sordu. Büyükşehir belediyelerine hükümet, devlet bütçeden 10 lira, 10 milyar para aktarıyor. Sanki biz 11 milyar talep ediyormuşuz gibi bir algı vardı. Hayır, böyle değildi. Yeni olan büyükşehirleri, diğer büyükşehirlerle ekonomik manada da o açığı kapanması adına dağıtım kriterlerinde biz objektif kriterler öngörülmesini talep ettik. Bunu da Büyükşehir Belediye Başkanımız Ordu gibi, Mardin, Malatya gibi aynı konumda olan büyükşehir belediyeleri adına gündeme getirdiler. Bununla ilgili bir yasal düzenleme var ve bir kısım eksikliklerin de ihmale dönük yasal düzenlemeler var. Bir defa buradan bir kaynak bekliyoruz. Çünkü o bizim büyük belediyemize geldiği zaman doğrudan İller Bankası ödeneğine bir ilave olacağından dolayı doğrudan ilçe belediyelerin hakkı olarak doğmuş olacak. Tabii ki bunun yanında az olan hizmetlerimize ayırdığımız bütçemizden kesintiye uğratmadan kaynak da üretebilmek veya Ankara'dan merkezi hükümetimizden destek alabilmek, bu konuda da belediye başkanımız olarak gayret edeceğiz. Doğu Karadeniz bölgesinde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından özellikle yüksek kesimlerde çığ tehlikesi baş gösterdi. Trabzon Meteoroloji 11. Bölge Müdürü Doktor Latif Gültekin olası çığ tehlikesine karşı uyarılarda bulundu. Yüksek seviyelerde çok ciddi kar yağışı meydana geldi. Bugünlerde de işte güneyli rüzgarlar ve lodosun etkisiyle hava sıcaklıklarının çok yükselmesini bekliyoruz. Bugün ve yarın bu sıcaklıkların ani yükselmesiyle ve gelen yağmurlarla birlikte kar tabakasının hızlı bir şekilde erimesiyle bölgemizde sel, eriyen karlardan dolayı sel tehlikesi meydana geliyor. Onun için vatandaşlarımızın dere yataklarında yaşayan vatandaşlarımızın ve heyelan riskinin olduğu bölgelerde tedbirli ve dikkatli olmalarında fayda görüyoruz. Çünkü bugün ve yarın bölgemizde sel riski de meydana gelmekte ve ciddi sel riski oluşmaktadır. Bölgeden geçen yüksek ses dalgası yayan uçaklarda çığ tehlikesini tetikleyen önemli unsurlardan biri. Uçan uçak dediğimiz, yani mesela jet uçaklar, alçaktan uçan uçaklar yüksek ses meydana getiren uçaklarda mutlaka bir etkileme yapar. O harekette tetikler, yani o kar tabakasını harekete geçirir. Tüfekle dediğimiz şeylerde, silahlarla yapılan atışlarda da o da yüksek ses bir tetikleme yapar. Kar çığ tabakasının, çığ olayının meydana gelmesini tetikleyen hareketlerdir. Karadeniz'in yüksek kesimleri ve eğimin dik olduğu bölgeler yüksek çığ riskinin yüksek olduğu bölgelerdir ve bu bölgelerde çalışan vatandaşlarımız veya oralarda yaşayan vatandaşlarımızın özellikle her an bir çığ oluşabileceğini göz önünde bulundurarak ona göre azami gayreti, azami dikkati göstermeleri gerekiyor. Oralarda seyrederken, yürürken özellikle grup halinde yürünmemesi gerekir. Toplu olarak yürünmemesi gerekir. Sıralı halde, tek sıra halinde ve araya mesafe koyarak yürümekte fayda var. Çünkü oluşabilecek herhangi bir çığ tehlikesinde en az can ve mal kaybıyla atlatmak gerekiyor. Onun için bu tedbirleri almamızda fayda var. 2009 yılında salgın bir hastalık olan domuz gribi şüphesi yeniden gündemde. KOAH ve zatüre şikayeti bulunan 75 yaşındaki KK hastaneye gitti.
Burada tetkikleri yapılan ve H1N1 virüsü şüphesiyle gözetim altına alınan KK Bolu'ya sevk edildi. Hastanenin acil servisine gelen hastalarla yakınlarına tedbir amacıyla maske dağıtıldı. Vatandaş domuz gribinin yeniden gündeme gelmesinden oldukça tedirgin. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Oğuz Karabay konuyla ilgili açıklama yaptı. Şu anda da yatırdığımız hasta sayısı geçen yıllardan daha fazla değil. Bu grip geçen senekinden daha fazla hastalandırmıyor, daha fazla da öldürmüyor. Karabay, domuz gribinin salgın boyutunda olmadığını, paniğe yol açacak bir durumun yaşanmadığını bildirdi. Herkes grip olabilir. Birkaç gün istirahatle, meyve sebze alımını tüketerek, bolca sıvı alarak ve en önemlisi, çoluğumuza, çocuğumuza, annemize, babamıza bulaşmasını engelleyecek önlemler olarak istirahat edeceğiz grip döneminde. H1N1 dediğimiz influenza virüsü bu senede hastalanmaya ve bazen ne yazık ki ölümlere de yol açabiliyor. Ama bu beklentinin çok çok üzerinde ölümcül salgın yapar boyutta değil. Eğer hayvan ölümleri varsa, örneğin kuş ölümleri fazla görülür ise veya beklenmedik bir şekilde domuz ölümleri, at ölümleri var ise tabii ki bu durumda dikkatli olmak gerekir ama şu anda böyle bir epidemiolojik bilgimiz yok.